NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Bükreş'e geldik. Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen toplantıya katıldık. Titizlikle uyguladığımız Montreux rejiminin Karadeniz'deki gerginliğin önlenmesinde oynadığı rolü hatırlattık. 11. Bükreş Forumu'na tabi ettik. Güvenliğin bölünmezliğini özellikle vurguladık. Yeni bir Avrupa güvenlik mimarisine olan ihtiyacı da hatırlattık. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdik. Üçlü ahitname çerçevesindeki beklentilerimizi de tekrar hatırlattık. Toplantı marjında çok sayıda ikili görüşmelerimiz de oldu. NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık. İttifakın Ukrayna'ya desteğini vurguladık. Muhataplarımız özellikle Taal Anlaşması başta olmak üzere Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri için teşekkür ettiler. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangına da değindik. NATO'nun karşı karşıya kaldığı en önemli asimetrik tehdidin terör olduğunun bir kez daha altını çizdik. NATO bünyesinde terörle mücadele özel temsilcisi atanmasını da önerdik. Kabul ettiğimiz bakanlar açıklamasında da terörizm bütün biçim ve tezahürleriyle kınanmış oldu. Terörle sahadaki mücadelede biz elhamdülillah buna muktedir bir devletiz ve milletiz, üstesinden geliriz.